Herkese merhaba. Kıymetli izleyenler, yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Tabii ki bu sene verim var bahçelerimizde ama maalesef zararlılar çok. Şurada incirlerimiz var şöyle. Almıştık. Güzel de tutmuştu incirlerimiz. Ancak bu sene hastalık çok. İncirlerimizi kısmen tabii topladık, yedik, istifade ettik tabii çok şükür. Ama incirlerde ekşime meydana geldi. Kıymetli izleyenler, şöyle yakından göstereyim. Bakınız şu olgunlaşmış bir incirimiz. Bakınız köpürmüş, suyu akıyor şöyle. Tabii toplarken biz bunları görüyoruz, almıyoruz. Koparıp atıyoruz. İncirlerimizde öyle gördüğünüz gibi bir hastalık oldu. Evet. Tabi bu hastalığın nedeni ne diye soracak olursanız, yani birinci neden incirlerimiz bu sene hastalık çok. Tabi her şey hastalığı yapanlar da nedir? Böcekler. Yani domateslerde sıkıntı yaşadık. Hatta kayısılar da şey oldu, hastalandı, çok istifade edemedik yani ilaçlama yaptığımız halde. Ama incire herhangi bir ilaçlama yapmadık, bu şekilde bozulmalar, ekşimeler oldu. Tabi bazıları diyor ki bu sulamadan oldu, sulamanın etkisi olabilir ama ben size şimdi bir takım şeylerden bahsedeceğim. Sulama tek başına etken değil, yani etkili olabilir ama tek başına etken, asıl etken ben burada sulamadan ziyade hastalık. Yani bu birkaç senede bir olan bir hastalık. Yani her sene bizim incirlerimiz ekşimiyor, bozulmuyor. 3-4 yılda bir böyle bir ekşime, bozulma görüyoruz. Büyük bir incirimiz var. Tabii ben bunu güzelce budamıştım ama tekrardan şöyle müthiş sürgünler sürdü. Bu ara kapandı, yani tamamen açmıştım. Ama bunu biraz daha budayacağım. Ya niye budamadan bahsediyorum? Kıymetli izleyenler, bu incirimiz yeterince güneşlenmiyor. Yani bence birinci neden, yani böcekler var, hastalık var. Hastalıktan. İkinci neden ise yeterince güneşlenme olmaması. Mesela şu dalı kesip ben şu arayı açmam gerekiyordu. Bunu kesmedim. Seneye ya bunu keseceğim kıymetli izleyenler, ya da şunu. Yani budamada biraz sıkıntı yaşadık. Yine şu bölgede de bakınız şu sürgünlerin hepsi bu seneki şöyle, yani 2-3 metre büyüdü. Aslında büyümeden kesmem gerekiyordu. Diplerini yoldum. Buraları kesmediğim için incirimiz yeterince güneş almadı. Yani şu ortayı boşaltmamız lazım. Yani ortasını, bütün ağaçlar için geçerli. Yani ikinci neden güneşlenme nedeni. Yani yeterince güneş alamıyorsa incirimiz bozuluyor. Üçüncü neden ise bazıları sulamaya bahane bulmuşlar da biz tabii ki bu incirlerimizi her sene suluyoruz. Tabii suluyoruz derken ayda bir, 20 günde bir. Bu sarı lop zaten çok sulanmaz, yani çok sulamaya gerek yok. Bakınız bu incirim şöyle güneşi daha çok alıyor deminkine nazaran ve bu İncirde çok ekşim olmadı. Yani şu anda onun %100'ü başındakilerin ekşirken bu incirimizde ekşime yani %5 civarında yok. Yani bu incirlerden yedik. Yeterince güneş alan incirlerimizden şöyle uzaktan da göstereyim. Bakınız çok güzel güneş alıyor. Ortasını da açtım ben. Yine bakınız
Suyla ilgili deniyorsa bak, suladım ben incirlerimi. Kaymak tabakayı görüyorsunuz. Yine bakınız, bu incirimiz de çok sulandı ama ortası açık. İyi güneş alıyor. Bakınız şöyle, ben yeri de kazıp göstereyim belki de. Yani toprak nemli şöyle görüyorsanız. Tabi 15-20 gündür sulamıyorum ama bakınız. Toprak nemli kıymetli izleyenler, şura. Yani en çok sulanan incirim bu. Şurada dut ağacım vardı. Bunu sularken buradan akan suların bir kısmı da bu inciri suluyordu. Ve bunda da ekşime yok denecek kadar az. Evet, bunu da ifade etmiş olayım. Yine bakınız, şurada da bir incirim var, küçük. Bu da kıymetli izleyenler, domates diktim buralara, sebze diktim. Yani 2-3 güne bir suluyorum. Bunda da ekşime yani var. Şu incirimde %5 iken bunda da yani %10 sulamanın etkisi var. Gerçekten bozulmada sulama etkili. İnciri çok sulamayacağız. Tabi her sene de ekşimiyor. Yine sulanıyor. Şimdi sonuç olarak ben şu sonuca vardım. O tekrar edelim ve videomuzu bitirelim. Birinci neden ekşimede. Yani biz bu incirleri, kuyumuz yoktu. Birkaç sene önce hiç sulamıyorduk ama gene 3-4 yılda bir ekşime, bozulma oluyordu. Yani birinci neden hastalık. Yani bunu böcekler tarafından getirilen bir hastalık. İkinci neden budama sıkıntısı. Yani yeterince güneş alamaması. İyi budamadığımız zaman bütün dallar güneş görmeyince, güneş görmeyen dallar ne yapıyor? Ekşimeye sebep oluyor. Bir diğer neden ise kıymetli izleyenler, sulama. Yani bu üç nedeni sayabiliriz. Böcekler tarafından getirilen bir hastalık, artı yeterince incirimizin güneş alamaması, üçüncü neden de sulama diyebiliriz. Yani tabi ben gene sulamaya devam edeceğim. Bunlar az önce de ifade ettim. Sarı lop. Senede ben 2-3 kere suluyorum. Yani 6. ayın 15'i gibi bir suluyorum. Bir de 7. ayın ilk haftası gibi. Zaten 8. ayda da incirlerimiz yetiyor. Bu şekilde ben sulamaya devam edeceğim. Kıymetli izleyenler, bu tecrübemi de sizlerle paylaşmak istedim. Yine yorum, öneri ve görüşleriniz olursa yorumlar kısmına yazarsanız. Gerçi söyleyeceklerimi söyledim ama kafanıza takılan bir şey de olursa sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.